Protestan Kiliseler Derneği, Hristiyan din görevlilerinin ve aile üyelerinin sınır dışı edilmesi hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride yabancı uyruklu protestan din görevlilerinin ikamet izinlerinin uzatılmayarak sınır dışı edilmesi uygulamasının sistematik olduğu konusunda düşünmeye başladıkları belirtildi. Protestan Kiliseler Derneği, Hristiyan din görevlilerinin ve aileleri üyelerinin sınır dışı edilmesi hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü yabancı uyruklu protestan din görevlilerinin ikamet izinlerinin uzatılmayarak sınır dışı edilmesi uygulamasının sistematik olduğunu düşünmeye başladıklarını belirterek uygulamanın yeni aşamasında eşi Türk vatandaşı protestan din görevlisi olan yabancı uyruklu eşlerin de ikametlerinin uzatılmamaya başlandığı ve bu kararla yabancı eşe sınır dışına çıkma tebliği yapıldığı belirtildi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada Özellikle son yıllarda yabancı uyruklu protestanlara yönelik anlam veremediğimiz bir sınır dışı etme uygulamasının yapıldığını görüyoruz. Her devletin kendi ülkesinde yaşayan ve vatandaş olmayan kimseler üzerinde doğal olarak böyle bir hak sahibi olmasını anlamakla birlikte karşılaştığımız birkaç uygulama bizlerin bu uygulamayı anlamamızı daha da zorlaştırmaktadır denildi. Açıklamada sınır dışı kararlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırların kapatılması nedeniyle bir süredir durduğu belirtildi tedbirlerin kaldırılmasının hemen ardından uygulamalara yeniden başlandığı dile getirildi. Protestan Kiliseler Derneği'nden yapılan açıklamada şimdiye kadar eşlerden birinin Türk vatandaşı olduğu iki ailenin yabancı uyruklu eşe sınır dışı kararı verilmesi sonucunda aile birliğini korumak için aile olarak Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Daha önce yabancı uyruklu olan eşlerine sınır dışı kararı verildiği için Türk vatandaşı eş de aile bütünlüğünü korumak için zorunlu olarak Türkiye'den taşınmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.